Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Vellezina amanu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi vellezina awaw ve nasaru ulaika humul müminun hakka lehum mağfiretun ve rizqun kerim." Sadakallahu azim. Allah Teala Enfal suresinde buyuruyor ki: "İman edip hicret edenler, yani evlerini terk edenler, Allah yoluna cihad edenler, bir de onları barındırıp yardım edenler yok mu? Gerçek müminler onlardır. Onlara mağfiret ve bol rızık vardır." buyurdu Allah Teala. Enfal suresinin 74 numaralı ayet-i kerimesinde. İman edip hicret edenler. Muhteremler, Allah Celle Celaluhu Allah'ın dini uğrunda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın dini uğrunda o kadar korkutuldum ki hiç kimse ben kadar korkutulmadı. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dini aldı, bütün insanları önüne alarak bunu bütün insanlara ulaştırma gayretinde bulundu. Ve Allah-u Teala Allah yoluna çıkışı başka bir ayette ticaret olarak bizlere beyan ediyor ve buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve enfusikum. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun." Sadakallahu lazim. Ey iman edenler, sizi elim verici azaptan kurtaracak bir ticareti size öğreteyim mi buyuruyor Rabbimiz. Öğret ya Rabbi. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin bütün günahlarınızı bağışlar ve altlarından ırmaklar akan adın cennetlerine koyar. İşte asıl kurtuluş budur. İşte muhteremler, müminin Allah'tan almanın yolu aynı zamanda Allah yoludur. Allah yoluna çıkarak Allah'ın kullarını Allah'a çağırmak. Yeryüzünde 6 milyar insan bugün ölse otomatik cehenneme gidiyor. Peki bu insanları Allah'ın dinine kim çağıracak? İşte her birimiz bundan mesulüz. İmanın kıymetini iman sahipleri bilir ama imansızlar imandan haberi yok. Bu imanı imansızlara kim götürecek? Amerika'nın Los Angeles şehrinde bir tren garında bir Avustralyalı bir fizik profesörü tren bekliyor. Yanıma diyor bir tane Pakistanlı bir doktor geldi ve bana dedi ki trenin gelmesine kaç dakika var? 20 dakika var dedi. Bana çantasından bir kitap çıkardı. Kur'an'ın meali. Al dedi bunu oku bak. Aldım dedi okudum. Bir müddet sonra telefon adres birbirimize verdik dedi. O başka istikamete ben başka istikamete gittik. Bir müddet sonra ben baktım okudum ki diyor, bu insan kelamı değil, bu ilah kelamı. Ben hemen Müslüman oldum. Bir müddet sonra bir kitap yazdı. Yolların ayrılış noktasında İslam. Bu çok miktarda üniversite talebeleri tarafından okundu. Sonradan bu Pakistanlı Amerika'ya geldi. Telefonlaştık, görüştük. Benim diyor Müslüman olduğumu görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı ve bana sordu. Nasılsın? Hayatından memnun musun? Mutlu musun? Razı mısın? Dedi ki bütün dünya Müslümanlarından davacıyım. Niçin dedi? Benim dedi annemle babam 2 yıl evvel vefat ettiler. 1992'de vefat ediyor, 94'te kendisi Müslüman oluyor. Eğer dedi siz bu dini onlara getirseydiniz, onlar akıllı ve makul insanlardılar, bu dini alırdılar, Müslüman olurdular, ebedi cehenneme değil de cennete giderlerdi. Siz bu dini getirmediğiniz için onlar şimdi ebedi cehenneme gittiler.
onun için bütün dünya Müslümanlarından davacıyım dedi. İşte muhteremler, bu şimdi bütün gayrimüslimler bizden davacı olacak. Bizim dinimiz doğrudur diyoruz ama kimseye vermiyoruz, kimseye getirmiyoruz. Onun için bütün insanlığa bu dine ulaşması için böyle gayret edelim. Her tür aleti, Allah'ın yarattığı bütün imkanları Allah'ın dini uğrunda, Allah'ın kullarına, mahluklarına inşallah bu dini götürelim. Bütün insanlık istifade etsin, bütün insanlık kurtulsun. Her insan, Peygamberimiz Aleyhisselam derdi fikri oydu ki, nasıl olsun ki geceyle gündüzün girdiği her yere bu din girsin, her insan cennete girsin. Bu fikirle bunu bütün insanlığa götürelim. Önümüzde milyarlar var. Bu insanlığın tamamının hidayetini fikrederek bu dini bütün insanlığa götürelim. Allah Teala her birimize, her birinize lazım olan şuur ve gayreti her birimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.